Bunlar. Burada bunlar yoktu. Başka kediler de mi vardı? Başka hayvanlar da mı vardı? Sokaklar yoktu. Sadece kediler vardı. İşte bunları kokmasın diye üzerine örtmüşler bunların. Kökten çıkardım ben bunları. İnsan geçiyor burada. Çabuk kedi geçiyor. Yani görünmesin diye istedik. Hanımefendi bakın 3 saat önce belediyeye bildiriyorlar. Belediyeden ben gelen yok. Ben kaç kişiyle uğraşıyorum. Sabahtan beri arıyorum. En evet, sonunda ben duydum daha yarım saat önce duydum. Hemen geldim ben buraya. Aramışlar evet. Arkadaş aramış. Siz aradınız mı belediyeyi? Aradı. Geliyorlar mı? Yok. Vallahi gelmediler. Daha gününüzden aradım. 4 tıklattı mı orada değil mi aradınız? Evet. Şu anda polis ekipleri geldi arkadaşlar. Memur bey biz bunlarda bir otopsi yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü bunlar zehirlenmeli yapılan bir olay değil. Kaç saattir burada bunlar hanımefendi? Ben bilmiyorum kardeşim. Ben sabahtan beri burada. Sonra ben çıkardım. Kökten çıktı galiba. O zaman başka hayvanlar da vardı burada o zaman demek ki. Şu, belki de ormanda da vardır olabilir. He. Adam buraya boşluk diye atabilir. Yani evet. Yatır buraya atar, biri de buraya ya bunları atar. Kaynar suyla yakmış oluyor. Bunlar haşlanmış yani resmen. Şu arkadaşım şu kedi de. Beslediği kedi. Bak şu iri olabilir. Nasıl büyümüş o? Nasıl büyümüş? Ben de köpeklerimi ettim çıkardım kendim. Şişiyor ya, şişince öyle olur yani. Bunların tüyleri mi? Ne oldu? Şey, sıcak herhalde suyu. Sıcak suyla haşlamışlar. Yani başka şey dökmez ki bunu. Sıcak İşkenceyle suyu öldürmüşler bunları. Zehirlenme olayı değil. Toplamışlar, kalk yani. Etmişler yani. Başka bir şey yok. Şuna bak. Yani bu insanlık, bu yani vicdana olur mu ya? Şuna bak ya. Dinsiz bir hayvan ya. Hayvan değil bu, başka bir şey. İnsan da değil hayvan. Cani. Baktım tatlı. Ne bakıyor? Bunların ne günahı var ya? Bunun yaşamaya hakkı yok. Nasıl bir zararı olabilir ki? Hayvana şefkat gösterdiğin zaman bu şefkat benim otoplama da geldi. Ne gibi bir sürekli geliyordu yani bu kedi. Bugün yani. Arkadaş bir haftadır kayıp dedi. Ben dedim valla burada kedi geldi. Bunları atıyordum ben. Çöpte şeyleri getirmiştim. Burada sahipli kedi var mı? Var. Var abi. Var. Şu apartmanın mı? Şu. Bakın bir de 10 günden beri kayıp. Tahminime göre bakın bunlar bunu etmişler, tutmuşlar bir yerde memur bey. Haşlamışlar zaten delillerinden belli onların. Zehirlenme olayı değil bu. İşkence yani. He? Abicim nerede boğulacak? Hayır abicim nerede boğulacak abi? Yok abi. Nerede boğulacak? Boğulsa var ya şiş. Daha. 10 günden beri kayıp diyor adam. Yok abicim buralarda şey yok öyle su birikintisi yok ya. Evet, bunlara... Şimdi siz şeyi mi çağırdınız belediye mi? Yok belediye aramadık var mı müracaat onu bekliyoruz biz. Müracaat edecek var mı bu olayla? Abicim olmaz mı? Ben varım. Ben aldıracağım bunları. Ben yerel hayvan koruma görevlisiyim. Biz bunu otopsi yapılmasını talep ediyoruz. Abi ben bunu otopsi nasıl yaptırayım gözünü seveyim. Hayır siz yapmayacaksınız ki abicim. Ki hayır ilçe tarım müdürlüğü yapacak buna o şeyi. Alacaklar belediye görevlileri. Alacak. O belediyenin iş yeri benim işim değil. Hayır ki. Siz çağıracaksınız abicim şeyi. Ben çağıramam yani onları. Siz kolluk kuvvet olarak belediyeye çağıracaksınız veya ilçe tarım müdürüne telefon açacaksınız. Onlar buraya görevli gönderecekler. Alacaklar. Geçen gün de o dağ kent sitesinde oldu Bektaş'ta. Hı. Aynı yöntemi izledik. Memur geldi. Onlar ilçe tarım müdürüyle şey ettiler. Görevli biz götürdük şey ettik. Gelsinler alsınlar abicim. Görevliler onların. Benim görevim değil. Belediyenin bana dedi, ben aradım belediyeyi, bayanla görüştüm. Dedi ki, bunun şeye yani, adli işe. Bu cadde ne caddesi abicim? Ömer Koparan Caddesi. Ömer Koparan Caddesi. Bizim Salat'tan beri Kerimcik Caddesi'nde bir gidiyoruz bir geliyoruz, bir gidiyoruz bir geliyoruz. Size sabahtan mı ihbar geldi? Sabahtan derken az önce, Ali mi? He. Görev bu ya. Abicim bizim görevimiz şimdi buraya kadar. Yani ben şimdi şeyi çağıramam. Yani memurları ben çağıramam. Polisin görevi. Burada bir olay olmuş.